Gece başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağış. Bakalım neler olmuş. Özellikle Sarıyer'de çok etkili oldu. Sarıyer'in yüksek kesimlerinden denize akan toprak ve moloz Boğaz'ı çamur deryasına çevirdi adeta. Peki şu anda son durum ne? Habertürk muhabiri Okan Ateş'ten alacağız bu sorunun yanıtını. Okan, seni dinliyoruz. Mehmet Akif Ersoy, durum hala aynı. Şu anda Özcan Öztürk'le Sarıyer sahildeyiz. Bakın, denize döndüğümüzde o kahverengi görüntüyü göreceksiniz. Aslında sabah saatlerinde yine Sarıyer'den bu caddenin üst kısmından bir yayın gerçekleştirmiştik. Çayır başındaki tünelin girişi kapanmıştı. O tünel neden kapanmıştı? Özellikle gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte toprak, molozlar ve taşlar yola düşmüştü. Toprak kaymasıyla birlikte, yağmurun da etkisiyle birlikte ve tünel kapanmıştı. Ekipler o noktayı temizlemişlerdi. Aynı zamanda yine yağmurla birlikte sürüklenen o toprak, çamur, moloz geldi, denize aktı ve denizin de son hali işte bu. Aynı zamanda ekranda havadan görüntüleri de bir yandan görüyorsunuz. Şu anda İstanbul Boğazı'nda durumun nasıl olduğunu. Şu anda Sarıyer ve çevresinde, sahilde deniz yaklaşık 20-30 metre kadar kahverengiye boyanmış durumda. Özellikle gece saatlerinde başlamıştı söylediğimiz gibi yağmur ve sağanak yağış. İstanbul'da gece saatlerinde dışarı çıkanları adeta gafil avlamıştı ve hala daha şu anda onun etkilerini görmek mümkün. Şu anda güneşli bir hava var. Rüzgar sert esiyor. Hava sıcaklığı hissedilen yaklaşık 25-26 derece ve hafta boyunca İstanbul'un özellikle kuzey batısında, özür diliyorum, kuzey doğusunda etkili olacak yağmur. Yine Batı Karadeniz'de ve Orta Karadeniz'de etkili olacak. İstanbul'un batı kesimlerinde şimdilik yağış görünmüyor. Özellikle bugün için konuşmak gerekirse. Ancak Kilyos, Sarıyer, Şile gibi noktalarda, yine bu bölgelerde yağmur etkisini gösterebilir ve etkisini gece saatlerinde ve bugün sabah saatlerinde gösteren yağmur İstanbul Boğazı'nı işte bu hale getirdi. Özellikle gece kondu noktalarında çok fazla toprak kayması meydana geldi. Yağmurla birlikte güçsüz yapıların altında bulunan toprak kaydı ve o toprak yağmur sularına karışıp önce Çayırbaşı tünelini kapattı. Ekipler orayı temizledi. Bazı kanalizasyonlarda taşkınlı, su taşkınları meydanlara geldi. Onlar setler çekilerek trafiği engellemesinin önüne geçildi. Ancak o kayan toprak, toz toprak, çamur işte geldi, denize aktı ve İstanbul Boğazı Sarıyer noktasında yaklaşık 30-40 metre kadar kahverengiye boyandı.